Merhaba sevgili izleyiciler. Hayatın Tadı Tuzu programıyla yine karşınızdayız. Uzunca zamandan beri canlı yayınlara ara vermiştim ben. Bugün yine Mahmut Bey ile beraberiz. Yine bugün hayatın tadından, tuzundan bahsedeceğiz. Evet, teşhir alanımızı gördünüz. Sehpanın üzerinde bundan 4 ay önce, 5 ay önce bu ürünlerin hiçbirisi yoktu değil mi Mahmut Bey? Evet. Şimdi bir baktığımızda her geçen gün artan bir ürünle karşımızdasınız. Seyircilerimize de bunları sunmaktan aslında gurur duyuyoruz. Evet. Bu 8 aylık bir olayda buraya geldik ama daha da çok şey var. Bir 8 ay sonra bu masa almaz. Bu masa almaz. Başlangıçtaki algı belki farklıydı ama bu olayın ciddiyetini izleyicilerimiz bu ürünlerin farklılığını görünce, bu ürün gamını görünce daha da iyi anlıyordur diye düşünüyorum. Evet. Nasılsınız efendim? Teşekkür ederim. Allah ağzımızın tadını tuzunu bozmasın. Bozmasın diyerek başlayalım. Hayatımızın tadı tuzu da eksik olmasın. Olmaz. Amin. Amin. Bu önemli. Evet. Evet, birazcık ağzımızın tadını tuzunu dünyadaki dünya milletleri bozmaya çalışıyorlar ama asil Türk milleti bunlara ödün vermeyecektir. Bunlara pabuç bırakmayacaktır. Bu sıkıntıların da üstesinden ülke olarak alnımızın akıyla çıkıp kazançlı olarak çıkacağımızı inanıyorum. Hiçbir zaman için Allah ağzımızın tadını tuzunu bozmasın. Amin. Bir defa daha amin. Sonsuz kere amin. Evet. Ama şu noktada çok önemli birlik olmamız lazım. Evet, şu anda yani bir olursak ancak evet, bunu çözebiliriz. Ülke olarak düşünüyorum ben. Siyasi olarak siyaset yapmamalı. Tek siyasi olmalı. Dış güçlere karşı sırt sırta omuz omuza verilmeli. Oy hesabı bugün için hiç yapılmamalı. Herkes birlik beraberlik içerisinde şu sıkıntıdan bizim acilen kurtulmamız lazım. Atalarımızın söylediği bütün laflar doğrudur. Bütün atalarımızın sözleri doğrudur ama kol kırılır, yen içinde kalır. Evet. Kol kırılsın, yen içinde kalsın ama tüm dünyaya karşı tek bir mesaj verelim diye düşünüyorum. Evet. Evet, hayatın tadı tuzu, tuz. Tuz. Geçen programda Savaş Bey ile burada beraber program yapıyordunuz. Ben de evet. O sırada Konya'dayım. Evet. Müşteri ziyaretlerimiz vardı. Savaş Bey'le de sağ olsun, çok güzel bir program oldu. Evet, çok bundan da beğendim. Sonraki programlara Savaş Bey'i de katalım. Biriniz oraya, biriniz oraya. Ben de ortada ikiniz tarafından böyle bir imtihana tabi tutulmak istiyorum. Aslında izleyicilerimiz de sorular sorabilirler. Tabii canlı yayında eğer olursa evet, evet. Çok memnun oluruz. Onların da suallerini cevaplandırırız. İyi olur. Şimdi burada tabii ben bir defa daha buradan sevgili izleyicilerimize belirtmek isterim. Toprak TV olarak biz 2 Ocak 2014'ten beri yayın yaparken teknik altyapımızı artırma adına, yayın kalitemizi artırma adına frekansımız değişti sevgili izleyiciler. Taralı bir frekanstan yayın yapıyoruz şu anda. Bir defa da ben size bu konuda duyurmak istiyorum. Siz beni izliyorsunuz gerçi frekansı bilgisi vermeme gerek yok ama daha önce bizi izleyip de izleyemeyen izleyicilerimize, dostlarınıza, akrabalarınıza, arkadaşlarınıza eğer frekansımızı vermek isterseniz 12.303-302 frekans, 27.500 polarizasyon ve Vertical'dan 3A, TürkSat 3A uydusundan yayın yapıyoruz. İnşallah bundan sonraki yayınlarımızda bu duyuruları sürekli yapacağız ve daha kaliteli yayınlar yapacağız. Evet. Özellikle Mart'ın ikinci haftasından sonra hatta Mart'ın sonu itibariyle çünkü teknik altyapılar biraz geç alıyor süreci. Daha kaliteli evet. Yayınlar, daha aslında içerik olarak şu istiyoruz. Yapmış olduğum içerik olarak şu yayın yani dünya çapında herkesin izlemesi, herkesin dinlemesi gereken bir yayın. Oraya yani, gelelim. Evet. Yani görsellik evet daha iyi olabilir, daha iyi olabilir ama içerik olarak inanın şu anda dünyanın gündemine oturması gereken bir konudan bahsediyoruz. Bir materyalden, evet. Tuzdan bahsediyoruz. Evet, tuzdan i̇şte bahsediyoruz. Geçen hafta, ondan önceki hafta sizi izlerken bir Konya'da bir müşterimizin yanında ya tuz ne? Bu ne konuşuluyor dendi. Dedim evet. Siz sıvı tuzu biliyor musunuz? Programı izleyelim dedik ve görüşmemizi bıraktık. Sizi izledik biz. Evet. Tabii müşterimiz daha doğrusu görüşme yaptığım yetkililer dinledikçe sizi dinledikçe altyapıları da olduğu için evet. Ya biraz altyapısı olan sürekli sanki sizi oradan sürekli tasdikleyici evet. Evet bu da böyle bu şekilde tuzun faydası bu şekilde fizyolojik biyolojik aktiviteleri insana katkısı budur şeklinde çok da beğendiler hatta dediler ya
tuzdan para kazanıyor. Dedim tuzdan para kazanmıyor. Mahmut Holding, Mahmut Grup zaten bir konuyla, birkaç konuyla iştigal. Evet. Bu tuz olayı şirketimizin onun, Mahmut Bey'in sosyal sorumluluk projesidir. Içerisine giren bir ürün. Aynen öyle dedim. Evet. Sosyal sorumluluk projesidir. Çünkü tuzun önemini benimsemiş inançlı bir abimiz, büyüğümüz. Bu konuda insanlık tarihinde bir şeyler yapmak her zaman için önemlidir. Evet. O fırsatlar ona verilmiş. Ekonomik açıdan kendisi uygun. Donanım olarak da zaten kendisi buna müsait. O yüzden de böyle bir çalışma başlattı dedim. Ve acayip bir ilgi duydu. Evet, Allah şimdi size. Evet, şimdi bugün için, tabii inandığımız için tuzsuz hayat olmaz. Tuzsuz hayatı tercih edenler güvenliksiz bir hayatı tercih etmiş gibi oldular. Bugünkü ortamda, ülkemizin bugünkü ortamında güvenlik güçlerimiz olmasa, yani askerimiz olmasa, iç güvenlikte de polisimiz olmasa, bu ülkenin hali nice olur? Ya gelen giden saldırmak ister. Evet, gelen giden ya saldırır ve sizi paralarlar ve paramparça ederler. İnsan organizması için de, ülkemiz için güvenlik güçleri, asker ve polis neyse, insan organizması için de gerçek tuz, doğru tuz aynen o görevi görüyor. Siz tuzu bünyenizden ve hayatınızdan çıkardığınız zaman güvenlik güçlerine hiç ihtiyacım yok diyorsunuz. Yok olunca da işte bütün hastalıklar size tebelleş oluyor. Fakat bu arada şu olmuş, tuz diye bellediğimiz, şu anda tuz diye kullandığımız tuzların hepsi tuz vasfını yitirmiş, insan sağlığını tehdit eden, yani bugün askerimizin ve polisimizin tamamen militanların eline geçmiş olduğunu düşünseniz ne olur? Ne dışarıyla ilgili savaşırlar ne de içeriğiyle ilgili savaş. Bir kaos olur. İşte evet. Şu anda kullandığımız tuzlar militanvari tuzlar, militanvari. Dolayısıyla Dünya Sağlık Örgütü, Dünya Sağlık Teşkilatı, sağlıkla, tıpla ilgisi olan herkes diyorlar ki aman tuzdan geri durun. Ya tuzdan geri durun diyeceğinize doğru tuzu tarif etseniz ya. Doğru tuzu bilmedikleri kanaatindeyim. Ya zaten ben bu konuyla ilgili kimle görüşsem tuzu anlattığımda adam tuzu bilmiyor. Tuzu bir kere tat olarak biliyor. Yani yemeğin üzerine katılsın da biraz yemeğin sasılığı gitsin, ona bir tat gelsin diye biliyor. İkincisi tuzu markette rafta satılanı tuz olarak biliyor. Markette rafta satılanlar tuz değildir. İkincisi de tuz sadece bir tat değildir. Tat sadece işin en son zurnanın son deliğidir yani. Zaten Mahmut Bey siz buraya ilk programa çıktığınızdan beri sizin anlatmak istediğiniz tek konu var. Evet. Tuzun insan sağlığındaki önemi. Önemi. Ya biz aslında buna tuz denilmiş. Buna tuz denilmemeli. İnsan organizmasında 84 tane mineral var. Mineraldir sonuçta. Bir de su var. Yani organizmanın %75'i sudan oluşuyor. Günlük su ve mineral kaybı oluyor. Ve günlük insan su ve mineral kaybını almak mecburiyetinde. Sağlıklı bir organizma olması için su ve mineral kaybını alacaksınız. Yani bir insan günlük 1 ila 3 litre arasında su almak mecburiyetinde. Kilosuna, yaşına, mevsimine ve yaptığı işe göre. 2 günlük bu 80... artabilir de ama aşağı 3 yani litre aşağı inmez. 1 litre ile 3 litre arasında. Evet. Adamın yaşı efendim yaşlıdır, kilosu azdır, mevsim kıştır, yaptığı işte yoktur. Bunun belki günlük 1 litre suyla kendini kurtarabilir. Ama, biz ama adamın kilosu 100 kilonun üzerindedir. Mevsim yaz, efendim yazdır, yaşı efendim 35-40 yaşlarındadır ve yaptığı işte ağır, mütemadiyen su kaybı gerektiren bir iştir. Bu da günlük 3 litre civarında. Evet. Peki bununla birlikte su kaybıyla birlikte organizmadan bu 84 mineral de kayboluyor. Siz bu mineralleri almadığınız zaman vücut korunaksız kalıyor. Ya bizim işte ya, biz bu mineraliz zaten. Bu mineralleri sadece tuzdan alabiliyorsunuz. Ama bu biraz önceki anlattığımız raflardaki marketteki tuzlardan değil. Doğal tuzlardan. Bu zaten sodyum klorür sadece. İşte onların sodyum klorür de değil. Ya iki tane mineral yani o sonuçta. İki mineralin de adı var, kendisi yok. Adı var şöyle. Rafine edildikten sonra o iki mineral de ölü mineral olarak kalıyor. Ölmüş. Yani tuzun içerisinde baktığın zaman var ama ölü. Var ama ölü. Yani ölü olan bir şeyin insana faydası olmayacağı gibi
ölü olan bir şeyi buradan, yani ben bile ölsem siz beni buradan dışarıya çıkarken zorlanacaksınız. Ama ben buradan kendi isteğimle gidebilirim. Canlı değil mineraller. İnsan organizmasına girdiği zaman o ölü mineraller, onlar da vücut atmakta çok ciddi zorlanıyor. Zaten şöyle bir şey, konuyu değiştirmek için söylemiyorum, evet, ama şimdi asitoz dediğimiz, yani vücudun eğer yapısı, bu sitoplazma dediğimiz, işte tabii, hücrelerin asit ve baz yapısı, dengesi. Asit olduğu zaman, asit olduğu zaman, vücut dengesi asit olduğu zaman bütün hastalıklara, tabii şimdi şey doğru çıkarıyor. Olan şey, onu da anlatayım size. Asit ve baz dengesi şöyle. %70 baz olmalı, %30 asit olmalı organizma. Bazen ama, düşebiliyor da. Ama bugün yanlış beslenmeden kaynaklanan asitlik derecesi %70'lere çıkmış, baz derecesi %30. Bu insan otomatik olarak hastalanır. Kansere insan organizmasındaki çıkıyor. Asit ve baz dengesini kuran ve koruyan tuz, doğal tuz. Evet. Yani asit ve baz dengesini bu koruyor. Tuz alkalidir zaten. Tabii biliyorsun. Siz bunu almadığınız zaman bu asit dengesi yukarıya çıkıyor ve baz dengesi aşağı iniyor. İşte ve koruyamıyorsunuz. Çok ilginç bir şey. Hem kuruyor hem de koruyor. Çok ilginç bir şey. Şimdi asitli bir bünyeni geçen bir doktor arkadaşla konuştum. Asitli bünyeler diyor, vücudu diyor kansere karşı, kanserojen maddelere karşı, yani zararlılara karşı korurken yağlanır diyor. Evet. Yağlanır. Yani yağlanarak diyor vücut ona tepki verir diyor. Tabii. Ve diyor kilo alırsınız diyor. Ve yağ dokularında diyor bu zararlı atamadığı, yani toksinleri atılamayan toksinler yağlarda birikir diyor. Ve bunun sonucuna gittiğiniz zaman, tabii bilimsel olarak bir sürü şey anlattı bana, çok büyük sıkıntılar doğurur diyor. Kanserojene, evet, kadar gider. Tabii canım. Yani bugün sağlıksız bir bünye dediğiniz gibi. Evet. Yani sağlıksız, hani sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur. Onun için sözü çok önemli. Onun için sağlıklı bir organizma için doğal tuza ihtiyaç var. Biraz ötesini söylüyorum. Sağlıklı bir beyin için, sağlıklı bir akıl için de doğal tuza ihtiyaç var. Eğer akıl sağlığınızı korumak istiyorsanız, aklınızı kaybetmek istemiyorsanız, Alzheimer hastası olmak istemiyorsanız, bünyede mutlaka doğal tuz bulunacak. Çünkü 1400 yıl önce Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, yemeğe tuz ile başlayın, tuz ile bitirin. Kim yemeğe tuzla başlar, tuzla bitirirse Allah-u Teala onu 330 hastalıktan korur. Birinci hastalığı sayıyor. İlk hastalık delilik diye buyuruyor. Yani bugün Alzheimer, yani vücuttaki sinir sisteminin çalışmasını temin eden şey tuz. Evet. Beyindeki nöronlar, bugün tıp adamları bunu gayet iyi anlarlar. Beyindeki nöronları temiz tutan tuzdur. Vücudumuzda bulunan sinir uçları, impulsları beyinle konuşturan ve buluşturan gene tuzdur. Ya vücudumuzda akımı sağlıyor, evet, zaten. O akımı sağlayan tuzdur. Ve vücudumuzda eğer doğru tuz yoksa bu akım doğru şekilde sağlanmaz ve biz öyle bir zaman gelir ki adımızı dahi söyleyemeyiz. İşte bunun adı Alzheimer'dır. Bugün ülkemizdeki en hafifi de bu sinir hastalıklarının en hafifi de nedir biliyor musunuz? Depresyon. Depresyon hapı almayan, depresyona girmeyen insan var mı? Antidepresan kullanıyoruz. Evet, antidepresan kullanıyorlar. Türkiye'nin %70'inden yukarısı, %70'i antidepresan kullanıyor. Sebebi vücudunda doğal tuz olmaması. Şu tuzu alsa, şu suyunu içerken, içerisine iki spreyi tuz yapsa ve bu ne olur biliyor musunuz bu tuz? Serum olur. Şimdi insanlar hastalandığı zaman, yani şu serumu niye gösterelim. Niye onu içsin ki? Kola içiyoruz ya biz. Buyurun asitli, serum. Asitli bir sürü içecek. Buyurun, bak bu serum oldu biliyor musunuz şu anda? Serum İnsan da hastalanıp acilen hastaneye kaldırıldığında ne yaparlar? Serum verirler. Hemen bir serum takarlar şuradan böyle. O da tuzlu sudur. Herhalde sudur yani. Tabii o serum hemen senin gözün açar ve rahatlarsın. İşte serum kardeşim burada ya. Her gün serum içerisine koy. Ya biz ama bakın, bu da şimdi ben şuna çok önem veriyorum. Program başlamadan önce de onu konuştuk. Şimdi sevgili izleyiciler, buradaki bu ürün gamı çok büyük emekler harcanarak yapılmış bir ürün gamı ve her geçen gün artıyor.
Bunların bir gün yine oradan program yapalım. Sizin imalathanenizden program yapalım. Tabii imalathanenizden de yapalım. Bunların nasıl hazırlandığını... Bu işi alıp kullanıp istifade edenler var şu anda Türkiye'de binlerce. Onları bir türlü getiremedik. İnan ya getirelim veyahut da oralara kameralar gönderelim. Evet. Orada insanları konuştursunlar. Bizim şirket merkezine her gün onlarca insan telefon ediyor ve teşekkür ediyor. Şunum da geçti, şöyle doldum, şöyle zinde oldum, böyle sağlıklı oldum. Bu bir ilaç değil, bu bir gıda. Bütün gıdalar aynı zamanda bir insan için ilaçtır. Bütün gıdalar ilaçtır. Doğru kullanırsanız. Tabii doğru ürünü alırsanız bütün gıdalar ilaçtır. Bütün gıdalar aynı zamanda bizim tamir ve bakımımızı yapar. Bizi geliştirir, bizi büyütür. İnsan annesinden doğduğunda 2 kilo, 2,5 kilo, en baba 3 kilo, 3,5 kilo doğar. Ama o insan sonra 100 kilo olur. Neyle olur? Yediği gıdalarla vücudu gelişir değil mi? Badele olur, kemik olur, saç olur, her şey olur, tırnak olur, et olur. Peki aynı zamanda seni hastalıklara karşı korur. Dolayısıyla doğru gıda sadece enerji değildir. Bugün çıkıyor birileri, yediğin gıdanın kalori hesabını yapıyor. Ya kalori hesabı yapma be kardeşim, bu sadece kalori değil. Sen arabanın deposuna koyduğun benzin gibi görme yediğin gıdayı. Bu almış olduğun gıda hem enerjidir, hem seni geliştirir, büyütür, hem korur, hem de ilaç görevi görür sana. İşte tam da o sırada ben bu çalışmanın önemini... Ben tuzdan bir ziraat mühendisi olarak tuzun vücuttaki fonksiyonlarından hiçbir şüphem yok. Evet. Anlattığınız her şey çok güzel. Benim tek şüphem ne biliyor musunuz? Bu süreç içerisinde şüphem de demeyeyim artık. Tam kafamda algılayamadığım nokta. Tuzun önemini sadece gıda olarak biliyoruz ve gerçekten o mineralin vücutta neler yaptığını bilemiyoruz biz. Gıda bu olarak ama, bilmiyoruz tuzu. Tuzu sadece... Yemeğimize katılan biraz tatlandırıcı olarak biliyoruz. Aynen o dediğiniz gibi. Yani tuz bir tatlandırıcı mıdır? En son 100 tane faydası var. Lezzet ürünü 99, gibi. 100. tatlandırıcı. Yani niye tatlandırıcıdan gibi başlıyoruz? Bu olmasa inan vücut sağlığımızı koruyamayız. Benim esas işte... Yanlış tuz aldığımızda da bütün hastalıkların anasıdır diyebilir miyiz? Evet. Bütün hastalıkların anasıdır. Yanlış tuzda. Onu zaten... Şu anda... Bu kadar hastalık olmasının, hastanelerin dolup taşmasının, hastalıkların ana rahminden düştükten sonra, hatta doğumla birlikte ölünceye kadar insanlar hastalıktan yakasını kurtaramıyorlar. Sebebi anneleri de doğru tuz almadığı için, doğan bebekleri de doğru tuz almadığı için ve ondan sonra insanlar hayatlarında doğru tuzu bünyelerine ve bedenlerine almadıkları için. Konuya başlarken ne dedik? Bir ülkenin güvenlik elemanları, askeri ve polisi, o ülkeye ne menfaat sağlıyorsa doğru tuz da insan organizmasına ve bedenine o güvenliği sağlıyor. Ama siz bu güvenliği bedeninize koymadığınız zaman herkes bir taraftan çekiştirir. Yani kalbinde rahatsız olur, karaciğerinde, böbreğinde, dizinde, ekleminde, bütün organizman bugün hastanelere gidin, inan zannediyorsun ki o şehir bugün oraya gitmiş. Burada bir sıkıntı yok. Evet. Ya ben aslında buradan izleyicilerimize şunu mesaj vermek istiyorum. Hiçbir sıkıntı yok, çok güzel. İşte bir örnekle hemen bunu şey yapayım. Bizim bir müşterimiz vardı. Sonuçta tarımsal makine yapan, işte tarımsal üretim yapan, hayvancılık yapan üreticilerimize hizmet etmek için bir makine yapıyordu. Evet. Biz buna bir çalışma yapalım, bir fizibilite yapalım dediğimizde bana şunu söylemişti bize. Bana derken Savaş da bana. Demişti ki siz dedi benim yaptığım faaliyetin dedi ya mekanizasyon, makineleşmenin önemini anlatın siz Türkiye'ye. Evet. Bunu anlatırsanız ben sorun değil ürün satarım demişti. Doğru. Ve gerçekten de doğru. Biz de şimdi bu programlarda tuzun önemini anlatıyoruz. Aynen öyle. Ya yani kim ne yaparsa yapsın. Evet. Aynen öyle. Kim ne yaparsa yapsın. Benim aslında burada vermek istediğim, sizin de vermek istediğiniz aylarca bu mesaj çok önemli. Tuz ne işe yarar? Tuz. Ama doğru tuzu bulmak tabii kaydıyla. Zaten eğer burada... doğru tuz değilse bizim fayda sağlayacak dediğimiz diye. Yerde hı? Aynı aksini yapıyor. Hatta doğru tuzdan da ziyade daha üstü 84 mineralin bir arada olduğu sıvı tuz. Evet, sıvı tuz. Benim söylemek istediğim. Tabii, oraya geleceğiz. Şimdi, orada anlatacağız biraz sonra. Önemli olan orası. Yani bu sıvı tuzu. Yani sevgili izleyiciler bu nedir? Ya bu tuzdur demeyin. Gerçekten çok önemli. Yani biraz önce siz onu diyoruz ya Türkiye'yi anlatıyorsunuz. Bütün platformlarda anlatıyorsunuz. Allah size güç kuvvet versin. Amin. Tuzdan da zaten faydalanıyorsunuz. Allah ne güzel maşallah.
Sağlığınız da tuzla çok iyi. Tuzla birlikte sağlığım çok farklı. Ama izleyicilerimizin şunu anlamasını istiyorum ben. Tuzu öğrenin. Vücuda fonksiyonu, sıvı tuzu da öğrenin. Sıvı tuzu öğrenmeler lazım. Burada cümlenin çünkü başına diğer, sürekli... Diğer tuzların da sakıncası doğru demek var. İstemiyorum. Hem doğru demek istiyorum. Yani doğru tuzu öğrensinler, evet, ve tuzun önemini bilsinler. Sonra zaten arayacaklardır onlar. Yani doğru tuzu bildikten sonra arayacaklardır nerede bu diye. Sonra hizmeti görecekler. Şimdi bu tuzu öğrenen, bu tuzu bilen, hayatına sokan, kullanmaya başlayan insan inan bir daha bırakmıyor. Şu anda bizden onlarca defa ürün alan insan var. Ve etrafına binlerce ürün dağıtan insanlar var şu anda. Bunun, peki bunu, ben bunu, telefon bunu numarası gibi, verebiliyor muyuz? Tabii telefon numaraları falan. Telefon verilmeli. Numarası verelim ki sorusu olan varsa soru sorabilirler tabii, bize. Tabii telefon numaraları verelim. Bilmiyorum alttan verebilir misiniz arkadaşlar ya da bana söylerseniz ben ya ikinci bölümde izleyicilerimize telefon, şurada şey broşürümüz var, o broşürde mi? Yok yok bize. Ha, buranın telefon numaralarını. Bizim telefonumuzu, stüdyonun telefonunu, Toprak TV'nin telefonunu verirsek arkadaşlar. Canlı yayındayız. Evet. Canlı yayındayız. Soru sormak isteyenler, kafasında soru işareti olanlar varsa arasınlar, evet, sorsunlar. Çünkü ben bunu çok önemsiyorum. Tabii bir de sıvı tuzu anlatalım. Sıvı tuz nedir? Nasıl oluyor? Yani katı tuzu suyla karıştırıp eritiyor muyuz filan? Bunları anlatalım. Çünkü öyle yapanlar tabii var. Öyle yapabilirler. Himalaya tuzu var, kaya tuzu tabii, var gibi. Tabii. Bunlar biraz farklı. Evet. İsterseniz onu bir ayıralım. Tabii. Himalaya tuzu nedir, kaya tuzu nedir? Bu sıvı tuz nedir? Bunu bir kısaca hemen evet, şey yapalım. Şimdi sıvı tuz yer altında binlerce metre yer altında bulunan tuz minerallerinin bir kaynak suyu maharetiyle bir maden suyu gibi yeryüzüne çıkmış halidir. Tuzun ilk halidir. Ama bir maden suyu değildir. Bir maden suyu değil, kesinlikle evet, değil tabii. Tuzun ilk hali. Evet. Şimdi yeryüzüne çıkınca ne olur? Yeryüzüne çıkınca Türkiye'de ve dünyada tuzlalar vardır. Önüne setler yapılmıştır, havuzlar. Orada kurutulur ve tuz olarak insanlara sunulur. Doğru olan tuz kaynaktan çıkan sıvı halidir. Diğer kurutulan tuz sonra tabiat şartlarıyla yüz yüze kalır. Yani yağmur o havuzların içerisine yağar. Kar yağar, rüzgarlar eser. Tabiat şartlarında olduğu için bütün hayvan haşeratlar onunla hal olur. İkinci bir şey daha çok önemli burası. Bunlardan daha çok tozdan, topraktan, yağan yağmurdan, içerisinde yağan kardan ve tabiat şartlarında hayvandan, haşerattan daha önemli bir konu daha var. Tuz havada bulunan rutubeti kendi bünyesine çeker. Havada bulunan rutubeti, nemi kendi bünyesine çeker. Bu tuz kururken havadaki bütün rutubeti de kendi bünyesine toplar. Peki rutubeti çeker de ne olur? Esas burası. Hava şu anda, hava ciddi manada kirli. Dünya da bundan hemfikir. Bundan iki ay önce Fransa'da kirlenen havayı temizleyelim diye 186 ülkenin devlet başkanları bir araya geldiler. Gene bundan iki hafta önce Amerika Çevre Bakanlığı karbondioksit salınımını azaltalım diye tahminler yayınladılar. Niçin? Bütün işletmeler, bütün fabrikalar, bütün arabası olanların egzozundan ciddi manada havaya karbondioksit gazı salınımı var. Hava rutubetle birlikte tuz bu karbondioksidi, radyasyonu, karbon monoksidi alıp bünyesine topluyor. Alıp bünyesine topluyor böyle. İşte tabiatta yüz yüze kalan tuzun en büyük riski burada bu. En büyük riski. O halde bize havanın içerisindeki, gelmiyor herhalde değil mi? Tabii havanın içerisindeki radyasyon tuzun içerisine rutubetle birlikte geliyor. Ya bu işlenmemiş. Maden tuz dediğimiz. Tabii bu dediğimizde şu anda kaya tuzu diye satılan tuzlar. Bunu tuz işletmeciliği yapanlar bunu getiriyorlar, rafine ediyorlar değil mi? Ha, ondan sonrasına bunlara şimdi doğal tuz diye insanlar işte benim şehrimde tuz var diyor getiriyor. Filanca Himalaya tuzu var diye getiriyor. Filanca bir şey var diye getiriyor. Hepsinin içerisinde ciddi manada radyasyon, ciddi manada karbondioksit, ciddi manada karbon monoksit, azot gibi, kükürt gibi kimyasal ürünler bunun içerisinde. Zaten organizmaya zarar veren de bunlar. Organizmaya tansiyonu çıkaran bunlar. Tabii canım, organizmaya da zarar veren bunlar. Çünkü Allah-u Teala insan organizmasına doğal olan her şeyin şifresini vermiş. Bütün şifreler var doğal. Ama doğal olmayan radyasyonun şifresi yok. Karbondioksidin şifresi vücut da yok. Vücut zaten onu biliyor. Karbon monoksidin şifresi yok. İşte vücut bunlarla mücadele edemiyor ve o zaman işte
kanser oluyor. O zaman kalp krizi geçiriyor. O zaman eklem ağrıları başlıyor. O zaman böbrek yetmezliği, karaciğer yetmezliği o zaman oluyor. Şimdi bu taraftan da alınıyor bu tuz. Hadi devletin bir tuz yasası var. Bu tuzlar işleyeceksin. İşlemeye gidildiği zaman da... Biliyorlar onu. İşlemeye gidildiği zaman da ayrıca bu kimyasalların yanında bu tuz homojen beyaz olsun diye boya konuluyor içerisine. Bu tuz rutubet almasın diye eskiden tuzluklara pirinç koyardılar ki rutubet alıyor diye. Şimdi hiç koymuyorlar değil mi? Kimse koymuyor. Çünkü üzerini laklıyorlar, kapatıyorlar alüminyum sülfatla. Onun için rutubet almıyor. Tabii. Ondan sonra tuzluklardan eskiden akmazdı. Şimdi işte çok rahat akıyor. Filan 5-6 tane de kimyasal orada koyuyorlar. En son da rafine işlemine tabi tutuyorlar. Rafine işlemine tutunca içerisinde canlı kalan bütün mineraller ölüyor ve size geldiğinde içerisinde onlarca kimyasal daha önceden almış, sonradan ilave edilmiş kimyasallar ve içerisinde hiçbir mineralli kalmamış ve tadı da metal acısı şeklinde bir ürünle karşı karşıya kalıyoruz. Metal acısı, bakın dikkat edin. Tuz asla acı değildir. Tuzun kendine has çok özel, çok özel bir tadı vardır. Yemeklere tat olarak bu yemek yemeğe gerçek ve gurme tadını verir. Öteki tuzlarda metal acısı olduğu için o tuzlar yemeğin gerçek tadını bozar ve yemek yemek olmaktan çıkar. Size bir şey anlatacağım. Bu tuzda pişmiş olan bir yemek. Veyahut da şöyle söyleyelim. Bir parça et alalım. Pişmiş bir et. Biz bu tuzla sprey yapalım yiyelim. Öteki tuzla bir de koyup yiyelim. Bir de tuzsuz yiyelim. Aradaki farkı insanlar tuzun ne kadar lezzetli, doğru tuzun ne kadar doğru bir şey olduğunu o zaman deneyerek anlarlar. Şu. Evet. Şöyle yani. Ne güzel. Tuz. Tuzun önemini biliyoruz. Biz. Evet. Fakat doğru tuz. Doğru tuz. Biraz önce de gerçekten böyle ateşli bir şekilde, hararetli bir şekilde, çünkü idealistliğinizden kaynaklanan tuzun önemini, faydalı tuz ve zararlı tuz anlattınız. Size hemen bir ya daha, insanlara faydalı olmak size bir şey konusunda çok heyecanlanıyorum. İşte çok ateşleniyorum. Çünkü yani bir insana iyilik yapmak, şurada bir çukur olsa, benim de gözlerim görmese, ben o çukura düşerken siz heyecanlanıp bütün elinizdeki işi bırakın. Beni kurtarır mısınız, kurtarmaz mısınız? İşte ben onu gördüğüm için. Son dönem mi? Son dönemden mi bahsediyorsun? İşte ben onu gördüğüm için ya insanlar o çukura düşmesin diye ben bu kadar heyecanlanıyorum. İşte maalesef, evet. Maalesef ve maalesef son dönemde öyle bir durumdayız ki, tamam mı? Son dönemde. Evet. Şimdi eskiden siz atalarımız şöyle bir laf söylermiş. Ya işte bilmem ne köyünde kötü bir adam var derlermiş. Evet. O adamı, ya yani o kötüyü, kötülüğün ne olduğunu bilmezlermiş. O nasıl bir kötülük yapıyor acaba diye gidip onu görmeye giderlermiş. Şimdi tam tersi. Şimdi kol geziyor. Ya işte şurada bir iyi bir adam var olayı var ya. Bu artık öldürüme geldik. Hemen bir örnek anlatmak istiyorum. Yönetmenimize... Her kaptan, Levent Bey, her kaptan içindeki sızar. Aynen öyle. Yani bunun içinde su varsa, biz bunu çatlatsak buradan su sızar. Bunun içinde zehir varsa, zehir varsa zehir sızar. Dolayısıyla biz iyi olmaya iyi olalım. Bizim kabımızdan da sızar. Herkes iyilik ve güzellik olsun. Herkes kendi sorumluluğunu bilmeli ki. Evet. Yaratılma fıtratı nasıl tabii yaratıldıysa fıtratı. Nasıl yaratıldıysa öyle gitmelidir. Çünkü ağırlığının iki katı, kendi ağırlığının hacminin iki katı yük fayda sağlayan, yük taşıyan bir insan topluma faydalı sayılmış olur bence. Evet. Şimdi yani normalde gitmek, gelmek, ibadet etmek de bir işe yaramıyor. Faydalı olacaksınız insanlığa. Bu çok önemli. Evet. Allah razı olsun sizden. Bir örnek anlatacağım. Şimdi birinci bölümü bitireceğim. İkinci bölüm için de arkadaşlar telefon numarası verebiliyorsak telefon numarası verelim. Ürünleri ikinci bölümde anlatalım. Tabii ürünleri onu anlatacağız. Gıda polisi diye bir arkadaşımız var bizim. Gıda polisi. Bu ilginç bir arkadaş. Bu arkadaşımız. Yakında inşallah Toprak TV ekranlarında da gıdalarla ilgili sıkıntıları anlatacak. Doğru gıda nedir? Yanlış gıda nedir? Beni de çıkart. Beraber çıkart. Tabii çıkacaksınız. Siz de sonuçta gıda ve bizim bu konudaki çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Sürpriz olsun. Gitmiş bütün marketlerden veya bir marketten birkaç tane ürün almış. Süt. Pastörize ve UHT süt almış. Evet. Deneyi şu. Deneyde kefir yapacak bu sütlerden. Evet. Kefir. Kefir bir bakteri biliyorsunuz. Evet. Bir maya bakterisi. Ve bütün sütleri denemiş. Hiçbirinden olmamıştır. %10'un da kefir olmuş. Şimdi bakterinin yaşamadığı bir ortamda
bakterinin yaşamadığı bir ortamda düşünsenize. İnsan ne yapar değil mi? Ya orada bir koruyucu madde koymuşlar ki kimyasal ve bakteri yaşamıyor orada. Evet. Kefir olmuyor. Mayalama işlemini yapmıyor. Bizim vücudumuzun bilmem yüzde bilmem kaç milyon tane bakteriden biz oluşuyoruz. Bir insan olarak. Çünkü öldüğümüz zaman ruh bedenden çıkınca toprağa gömdükleri zaman 6 ayda 7 ayda çürüyorsun zaten. Evet. Tamamen organik hale dönüyorsun. Şimdi bu anlamda anlattıklarınızın önemi çok büyük. O yüzden söylüyorum. Tuzu anlatıyorsunuz ve büyük bir iş yapıyorsunuz siz. Evet, tuz önemli. Bu çok önemli bir şey. Tuz olmazsa sağlık olmaz. Hiçbir şey olmaz. Tuz olmazsa akıl sağlığı olmaz. Akıl sağlığı olmayan insanda hiçbir şeye yaramaz. Ya toplum işte başına, biraz önce söylediğim olay var ya. Kendine ve toplum çukuru başına. Çukuru göremez. Evet, çukuru göremez. Hatta despot olur. Farklı şeyler olur. Bugün sinir hastalıklarının. O çukuru herkese doldurmaya çalışır. Bugün sinir hastalıklarının ana sebebi organizmamızda doğal sıvı tuz olmamasından kaynaklanıyor. Evet. Ama bunu bilmiyoruz biliyor musunuz? Tabii. Şimdi bu anlattıklarımız genel. İsterseniz tuzun nelere faydalı geldiğini, gıda olarak ve başka İkinci olarak bölümde bunları, hem bunları anlatalım. Buradaki ürün gamında ne geliştirdiğinizi tekrar tekrar söyleyelim. Çünkü tabii. Burada ilginç neler ürünlerimiz anlatalım. Var. Sabunumuz nelere var. Nelere faydalı geldiğini Aynen anlatalım. Öyle. Onları tek tek anlatalım. Kısa bir aradan sonra sevgili izleyiciler kısa bir aradan sonra tekrar burada sizinle beraber olacağız. Lütfen tuzun niye işe yaradığını bize de sorabilirsiniz. Doktorlara da sorabilirsiniz. Kimyacılara da sorabilirsiniz. Kime isterseniz sorabilirsiniz. Ama önemli olan şudur. Sorun lütfen. İkinci bölümde tekrar görüşmek üzere.